Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere PancakeSwap üzerindeki IFO'nun 3.0 güncellemesini anlatacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi PancakeSwap üzerinde e, daha öncesinde de birçok kez IFO gerçekleşmişti ve bu IFO'larda elinde cake olmayan yatırımcılar bile son dakikalarda cake alarak bu IFO'lara dahil olabiliyorlardı. Bu yüzden de PancakeSwap ekibi uzun vadeli yatırımcılarını korumak için IFO cake pool'unu aktif hale getirdi arkadaşlar. Bu IFO cake pool'unda biz cake'lerimizi buraya stake ediyoruz ve IFO Başlamadan önceki belirtilen zaman aralığında bizim yatırdığımız keklerin ortalaması alınıyor ve ifoya katılım için maksimum e, taahhüt limitimizi belirlemiş oluyor bu sistem e, bu sistemi örnekler üzerinden açıklayacak olursam sizlere hesaplama süresi boyunca bizim 10 kekimiz varsa havuzda bizim ifoya katılım limitimiz de 10 kek oluyor eğer hesaplama sürecinin yarısında 0 kek yarısında 10 kek tuttuysak biz bu havuzda bizim ortalamamız 5 kek oluyor ve ifoya katılım limitimiz de 5 kek olarak belirlenmiş oluyor genel olarak örnekler bu şekilde. aynı zamanda bunu bizim hesaplamamıza da gerek yok. Birazdan hem fotoğraf üzerinden hem de PancakeSwap üzerinden bunun otomatikman hesaplandığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. bir de eklemek istediğim şöyle bir şey var. Bu ifo cake pool'u sürekli bulunacak arkadaşlar. Yani sadece ifo zamanları ortaya çıkmayacak. O yüzden cake'lerimizi sürekli o havuzdan bu havuza aktarma gibi bir durum yapmamıza gerek yok. Keklerimizi ifo cake pool'unda tutarak otomatikman ifolara da katılım hakkı kazanmış olacağız diyebilirim. E, bu ifo kredilerinden başka bir şey alacak mıyım ben bu cake pool'unda diye soru soracak olursak, evet arkadaşlar bu bir cake pool'u olduğu için cake yatırımımız karşılığında cake ödülleri almaya da devam edeceğiz. E, aynı şekilde bu cake pool'u oto compound dediğimiz sistem üzerinden ilerliyor. Yani içeride bizim kazandığımız cake'ler e, ana bakiyemize sürekli eklenerek bu döngü üzerinden ilerliyor diyebilirim. E bu Fiilere gelecek olursak bu havuza herhangi bir şekilde de depozit fiisi yok arkadaşlar. E, unstake etmek istersek yani havuzdan paramızı çıkartmak istediğimizde eğer yatırdığımız zamandan 24 saat geçmediyse %1'lik bir çekmek istediğimiz cake tutarından ceza ödüyoruz. Ve aynı şekilde eğer havuza e, sonrasında bir cake eklersek bizim 24 saatlik e, bu ceza sürecimiz resetleniyor sıfırdan başlıyor bunu bir örnek üzerinden tekrardan konuşayım sizin için. Bizim havuzumuzda 10 keklik bir miktarımız var ve biz bunun bir keykini 24 saatte olmadan unstake edeceğiz. Bu noktada bir keykin %1'i yani 0.0 bir keki biz ceza olarak ödüyoruz arkadaşlar. havuz içerisinde geri kalan 9 keki e herhangi bir şey olmuyor. Pool fee kısmına bakacak olursak havuzdan kazandığımız keklerin %2'si yani bu örnekte de bir kekin 0.02'si direkt pool fee olarak gidiyor arkadaşlar. E, onun haricinde ifo cake pulu hakkında e, daha önceki ifolarda olduğu gibi hem temel satış hem de sınırsız satış olacak. Yani bizim e, ifo kek pool'una yatırdığımız kekler karşılığında aldığımız krediler temel satış havuzunu taşıyacak şekilde olursa daha fazla olursa e, bu kısmın Artık alan kısmını sınırsız katılımdaki havuza stake ederek hiçbir kredimiz boşa gitmeden e, alım hakkımızı kaza kazanıp sürdürmeye devam ediyoruz. Yani mesela bizim 150 dolarlık bir cake stake'imiz var, e, 100 dolarlık kısmını temel satış kısmına koyuyoruz, 50 dolarlık kısmını da e, sınırsız havuzuna koyarak ifoya tamam bütün Kredimizle dahil olmuş oluyoruz diye anlatabilirim sizlere ee, Bunu nasıl yapacağımıza gelirsek arkadaşlar Burada e, ifo page kısmı var zaten buna tıklayarak direkt ifo sayfasına Swap'ın yönlendiriyor bizleri Aynı şekilde bu makaleyi de e, Videonun açıklamalar kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar Burada e, havuz kısmına geldiğimizde Ben daha öncesinde stake ettiğim için Burada ilk olarak bir e, onay kısmı var bunu onaylıyoruz Daha sonrasında stake etmek istediğimiz tutarı stakeliyoruz Ve başka bir işlem kalmıyor Burada gördüğünüz gibi benim ortalama havuzdaki miktarımı görüyorsunuz. Bu sürekli artıyor. Zaman geçtikçe de ilerleyecek. Aynı şekilde %1'lik unstake fees'inin yani erken çekme sonucunda ödeyeceğim cezadan da ne kadarlık bir süre daha bu limitin devam edeceğini burada görüyorsunuz arkadaşlar. onun haricinde geri geldiğimde hemen e burada Şöyle bir durum daha var eğer daha önceden PancakeSwap'ı kullanmadıysanız arkadaşlar Burada bir profil oluşturmanız gerekiyor Bu profil oluşturma ile alakalı içeriği de Kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar Şimdi makaleye geri dönüyorum ve devam ediyorum ee, Burada şöyle bir detay daha var biz buraya ifo cake pool'una cake'lerimizi stake ettik ve ifo zamanı geldi. Biz e, cake'imizin nereden sağlayacağız gibi bir sorunun cevabı da şöyle. Ifo cake pool'undan unstake ederek e, bu ifoya dahil olabiliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bu ifo cake pool'una son 24 saat yani ifoya ifo başlangıcından son 24 saat önce yatırım yaparsak ceza feesini ödeyeceğinizi unutmayın. E, onun haricinde ben ifo cake pool'una dokunmak istemiyorum diyorsanız da şayet metamask cüzdanınızda ekstradan bir cake bulunması gerekiyor ki IFO'ya dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısmı da bu şekilde anlattıktan sonrasında size sıradaki IFO'da çıkacak tokenla alakalı detaylardan birazcık bahsetmek istiyorum. DPT tokenı bu sıradaki IFO'da 30 formatıyla sunulacak arkadaşlar ve bu satış e, ayın 21'inde Türkiye saatiyle öğlen 4'te başlayacak. Öğlen 4.30'da son bulacak. Her bir DPT token'ın fiyatı 0.025 USD karşılığında olacak arkadaşlar. Aynı şekilde e, temel satış kısmında dpt satışının %30'u bu temel havuzda gerçekleşecek %70'lik kısmı ise sınırsız satış kısmında satışa sunulacak arkadaşlar. E, buradaki ortalama alınma kısmını da twitter hesaplarından paylaştılar. Bugün itibariyle yaklaşık olarak 4.30'da öğlen 4.30'da başladı arkadaşlar. Burada PancakeSwap'ın attığı tweetten 9 saat önce atılmış bu tweet. Buradan görüyorsunuz. Yani siz buraya keklerinizi stake ettiğinizde ortalamanız alınmaya başlayacak doğal olarak. E, genel olarak ifo 3.0 güncellemesiyle alakalı alakalı Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. E, merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa e, yorumlar kısmından ya da Telegram kanalımıza gerek, so gelerek sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin.